Merhaba arkadaşlar, Uygder.com danışmanlıktan Mehmet Savcı ben. Arkadaşlar bugün siz yabancıları yakından ilgilendiren birkaç konu hakkında hem bilgi vereceğim hem burada misafirimiz olan Nergiza Hanım, Özbekistan vatandaşı. Daha önceden kaçaktı arkadaşımız. Mobtekom danışmanlığa girerek ikamet izni almak istediğini söyledi. Türkiye'de Türk çocuğu olduğu için ablamıza insani ikamet izni aldık. Arkasından da evlilik işlemlerine başladık. Ve nikah işlemlerini bitirdi ablamız. Şu şekilde de nikahını kıydı. Evlilik cüzdanını aldı. Türk eşi var. Eşi şu an için işte onun için bizlerle olamadı. İnşallah onunla da güzel bir video çekeceğiz. Evet Nergiz Hanım, kaçak kaldıktan sonra ikamet izni alabileceğinizi düşünüyor muydunuz? Yok. Düşünmüyordunuz değil mi? Yok. Peki anladığım kadarıyla bize geldiğinizde zaten imam nikahlıydınız. Çocuğunuz vardı. Evet. Çocuğa Türk kimliği alamadınız. O süreçte de nüfus müdürü, evet, nüfus müdürü de zorluk çıkarmıştı size. Evet. Nüfus müdürlüğü de zorluk çıkarmıştı. Nüfus müdürlüğüyle konuştuk, irtibata geçtik, gerekli evrakları verdik. Çocuklarına Türk kimliği aldı ve eşiyle beraber de nikah kıyma işlemlerine başladık. Evet Nergiz Hanım, nikah dün kıyıldı. Ne hissediyorsunuz? Çok güzel, teşekkür ederim size. Yardımcı oldunuz. Sağ olasınız, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olasın. Buradan Özbek kardeşlerinize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Evet var. Ne işiniz varsa ikamet yaptırabilirsiniz. Ne işiniz varsa buraya gelebilirsiniz. Yardımcı oluyorlar. Özbekçe de söyleyebilirsiniz. Özbek vatandaşlar dinleyecekler. Tabi biraz heyecan da var. Farkındayım. Anlıyorum sizi. Ötürme izin kıladı gelen arkadaşlarım dedik. Onlara bir meşerikler. Ötürme izinlerdir. Kılıçlarınızı söylemen. Yardımcı olalı. Yakışı insan. Şun işleriz mümkün. Çok teşekkür ederim Nergiz Hanım. Şöyle tekrar ben size evlilik cüzdanınızı takdim edeyim. Teşekkür hayırlı ederim. Olsun. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, videoyu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmuyoruz. Herkese iyi günler diliyorum.